Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım konu, mastürbasyon yapmamak, mastürbasyon perhizi yapmak acaba testosteronu arttırır mı? 2001 yılında Çin'de yapılan bir yayın var. Diyor ki, eğer 7 gün mastürbasyon yapmazsan testosteron %145 artabilir. Yani 300'lerde olan testosteronun 750'lere kadar çıkabilir diye bir yayın yayınlanmıştı. O tabi yayın yayınlandı, efsane oldu. İnternette, internet sitelerinde, YouTube'da birçok alanda işte bahsedildi. Yalnız yayını yapanlar 2 yıl sonra 2003 yılında yayını geri çekmek zorunda kaldılar. 2002 yılında tekrar modifiye ettiler ve tekrar yayınladılar. Ve bu sefer dediler ki tamam 7. gün %145 artıyor ama 8. gün tekrar eski haline geri geliyor diye. O zaman ki yayındaki orijinal makaledeki grafik bu şekilde. Grafikte işte 7. gün artıyor. 8. gün tekrar yerine geri geliyor. Ama internet sitelerinde gezen grafiklere baktığınız zaman bayağı bir abartılmış gördüğünüz gibi. Hatta bir de böyle bir %145 yukarı doğru artan bir grafik var. Birçok internet sitesinde yurt dışında geziyor. Yine aynı internet sitelerinde yine bu işte mastürbasyon yapmak testosteron arttırır konusuyla ilgili bir makale daha var. O makalede diyor ki 3 hafta mastürbasyon yapmazsan testosteron artar. Şimdi ön özeti okuyunca bunu anlıyorsun. İnternet sitelerinde bunu lanse ediyorlar ama tam metnine baktığınız zaman adamlar diyor ki 3 hafta mastürbasyon yapmazsan ejekülasyon, boşalma esnasında testosteronun düşmez. Ejekülasyon esnasında testosteron düşüyor ama yapmayanların testosteronun düşmediğini gördük diyor. Yani o mastürbasyon, o 1 saatlik ejekülasyon döneminden bahsediyor adam sadece. 3 haftalık dönemde testosteronun bazal seviyeleri 3 hafta önce neyse 3 hafta sonra da aslında aynı olduğunu bulmuşlar. Ha, genel anlamda bütün yayınların ortalamasına bakacak olursak, öngörüsüne bakacak olursak mastürbasyon yapmamak testosteronun bir miktar arttırabilir. Peki mastürbasyon çok yaparsan ya da mastürbasyon yaparsan testosteron artar mı? Tam tersine baktığınız zaman gene internette bir sürü efsane makale var. İşte yarışmacılar ya da sporcular yarışmaya girmeden bir gün önce cinsel ilişkiye girerek testosteronlarını arttırıyorlarmış. Onunla da ilgili bir yayın var. Şimdi testosteron ilişkiye girmeden önce cinsel uyarı gelmeye başladığı zaman testosteron artmaya başlıyor. Artıyor. Boşalıyorsun, ejekülasyon oluyorsun. 10 dakika sonra testosteron eski haline tekrar geri geliyor. Burada prolaktin mekanizması var yalnız. Prolaktin ejekülasyon boşalma olduktan sonra bariz bir şekilde yükseliyor. Ve boşaldıktan sonra gelen cinsel isteksizliğin de artan prolaktinden olduğu söyleniyor. Çünkü kadınlarda da süt verme döneminde prolaktin seviyesinin arttığı ve kadınların o dönemde daha cinsel isteksiz olduğu tespit edilmiş. Prolaktin gerçekten yüksek olduğu zaman erkeklerde zaten bir cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu gibi sıkıntılar yaratabiliyor. Testosteronu arttırmak için nelere dikkat etmek lazım? Bununla ilgili videolar yapmıştık daha önce. İşte uyku kalitesine, uyku apnesi var mı, horlon var mı, iyi beslenmemize, makrolarımızı alıyor muyuz, mikrolarımızı alıyor muyuz? Onun dışında stresten uzak duruyor muyuz? Spor olarak işte direnç egzersizleri, kuvvet egzersizleri yapıyor muyuz? Bunlar önemli. Mastürbasyon da yine keza aynı şey. Mastürbasyonu çok sık mı yapıyoruz, sonuç odaklı mı yapıyoruz, kısa sürede mi bitirmeye çalışıyoruz, çok mu basınç uyguluyoruz, yanlış mı yapıyoruz, sıklığını çok mu yapıyoruz diye birçok konu var. Pornografiyle birleştiriyoruz mesela. Çünkü bunlar da ileride cinsel problemleri yaratabiliyor. Ama her insanın hem beyni hem de vücudu farklı çalışır. Yani illa çok mastürbasyon yaptığınızda, yanlış mastürbasyon yaptığınızda cinsel problemler yaşayacaksınız anlamına kesinlikle ve kesinlikle gelmez. O yüzden hani bazen yanlış anlaşmalar oluyor. Ben bu yüzden sertleşemiyorum, bu yüzden sıkıntıya giriyorum gibi bazen yorumlar gelebiliyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çok mastürbasyon yapmışsındır gençliğinde. Gene sertleşmen devam eder, cinsel hayatın devam eder. Hiçbir sıkıntı olacak diye, öyle kesin bir sıkıntı olacak diye bir şey yok kesinlikle. Genel olarak mastürbasyon perhizi ve testosteron bu şekilde. Sonuç olarak diyebileceğim şu, mastürbasyon yapmazsanız testosteronunuz belki bir miktar artabilir ama öyle %145 artacak diye bir şey yok arkadaşlar. Oo hocam.